Sevgili dostlar, merhabalar. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Bu analizimizin konusu bankacılık endeksi olacak. Arkadaşlar, borsada yatırım yapmakta olan yatırımcılar gayet iyi bilirler ki belli zamanlarda, belli sektörlerde bir hareketlenme görülür ve o sektörlere ait endekslerde ise bir yükseliş olur. İMKB'de veya BIST 100 endeksinde işte spor endeksi, kağıt kimya endeksi veya sanayi endeksi, bankacılık endeksi gibi farklı endeksler de gruplandırılmakta ve belli oluşumlar yaratılmakta. Dolayısıyla hepimiz tanık olduğumuz üzere, örneğin bankacılık endeksinde bir hareketlenme olduğu zaman tüm bankalarda benzer şekilde birbirini tetikleyen bir etkileşim yaşanmakta. Veya işte kağıt sektöründe bir hareketlilik olduğu zaman bu sektöre ait olan diğer şirketlerde de bir hareketlenme gözlenebilmekte. Biz buna sektörel hareket diyoruz. Arkadaşlar, son analizlerimde özellikle son 2 haftadır bankacılık endeksinde önemli bir hareketliliğin yaşanmakta olduğunu ve bankacılık endeksini temsil eden banka hisselerinde endekste yaşanan geri çekilmelere rağmen aynı oranda bir geri çekilme yaşanmadığını, bankacılık endeksinin ve banka hisselerinin güçlü konumda olduklarına dikkat çekiyordum. Bildiğiniz gibi bankacılık endeksi veya bankalar endeksi taşıyabilen, endeksi tutabilen veyahut da endeksi belli bir dirençlerin aşılabilmesi noktasında son derece önemli rol oynamakta. Sevgili arkadaşlar, görmekte olduğunuz grafiğim bankacılık endeksini temsil eden grafiktir. X Bank koduyla Matrix ekranlarında izleyebileceğiniz bir endekstir. Ve şu bölgede, yani endeksin zirve yaptığı 120 binlere ulaştığı dönemlerde bankacılık endeksi de 194 bin, 195 bin seviyelerine kadar ulaşmıştı. Endekse paralel bir şekilde, bir başka ifadeyle, bu bankacılık endeksinin öncülüğünde endeks ciddi bir geri çekilme yaşayarak 84-85 binlere kadar gerilemişti. Bu endeks ise arkadaşlar 92 bin seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda ve evet 92 bin, iki defa 92 bin seviyesini, 92 bin yakınlarını test etti. Benzer şekilde endeks de biliyorsunuz 90 bin aşağısında 85 bin ve 88 bin seviyelerini en düşük seviyeler olarak görmüştü. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi son 2 haftadır bankacılık endeksinde bir hareketliliğin olduğunu, bir yükseliş niyetinin var olduğunu ifade ediyorum. Ve şurada görmekte olduğunuz gibi alçalan trendin çok güçlü olarak kırılmış olan alçalan, çok güçlü olarak mevcut olan alçalan trendin şu bölgelerde, yani 107 bin, 108 binler civarında kırıldığını ve yukarı bir eğilim içerisinde bankacılık endeksinin seyrettiğini görmekteyiz. Nitekim örnek veriyorum, Garanti Bankası hissesinde geçtiğimiz 90 bin aşağısına geldiğimiz 88 bin, 84 bin 500'lere geldiğimiz dönemlerde Garanti Bankası 5.35-5.40'lı seviyelere kadar geri çekilmiş olmasına rağmen endeksin yakın zamanda 90 bine yaklaşımlarında Garanti Bankası'nın yine güçlü kalmaya devam ettiğini, 6.50 aralığından daha aşağıya gelmeyerek geçmişte endeksin görmüş olduğu düşük seviyeleriyle orantısız bir şekilde güçlü kalmaya devam ettiğini gördük. Şimdi arkadaşlar, bankacılık endeksi ile ilgili olarak bu yukarı eğilimin daha doğrusu endeksi de genel anlamda yukarı taşıyabilecek, örneğin 100 binlere, belki 100 bin direncinin de aşılmasına sebep olacak ve hatta içinde bulunduğumuz, artık yeni girmiş olduğumuz Aralık ayı itibariyle yıl sonuna doğru bir yıl sonu rallisinin başlayıp başlamayacağı konusunda önemli bir faktör olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle bankacılık endeksi ve bu endeks özelinde Garanti Bankası ve Akbank'ı bu analizde inceleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir yükselen trend var ve bu yükselen trendin şuradaki düşen trendin kırılmasıyla, alçalan trendin kırılmasıyla birlikte devam ettiğini görmekteyiz. Buradan bir Fibonacci çizimi yapalım yine arkadaşlar. Ve söz konusu olan endeksin nerelere kadar ulaşabileceğine dair içinde bulunduğu konumu anlamaya çalışalım. Şuradaki alçalan trendi ben kaldırayım kafa karışıklığı yaratmasın diye. Ve arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bankacılık endeksiyle ilgili olarak yükselen ivmenin devam ettiğini,
Ve bunun devamı esnasında şurada görmekte olduğunuz direnç bölgesinin aşıldığını, yani 23.16'ya denk gelen 116.100 seviyesindeki direnç bölgesinin aşılmış olduğunu ve 3 haftadır da bu direnç bölgesi üzerinde kapanışlar yaşandığını görmekteyiz. Özetle 116.000 seviyesi bankacılık endeksi için kritik bir eşik olmak kaydıyla, burası destek olarak korunmak kaydıyla bir sonraki adım şurası olacaktır arkadaşlar. Yani 38.2'ye denk gelen 130 bin seviyeleri bankacılık endeksinin ilk Fibonacci direnci olarak izleyebileceğimiz noktasıdır. Şu anda bankacılık endeksinin 123.800-124 bin seviyelerinde olduğunu düşünürsek yaklaşık 6 bin puanlık bir marj olasılığı mevcuttur. Özetle buradaki bu bahsetmiş olduğum marj oluşur ise, şu bölgeye kadar devam eden bir yükseliş eğilimi söz konusu olur ise bu durum endekse de etki edecektir. Özellikle VWAP işlemleri yapmakta olan arkadaşları çok yakından ilgilendiren bir tablo bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bankacılık endeksindeki olumlu ivmeyi ifade ettim. Ve ilk olarak 130 bin seviyesine doğru bir hareketliliğin yaşanma ihtimalini şuradaki bölgenin destek olarak korunmak koşuluyla söz konusu olabileceğini vurguladım. Şimdi arkadaşlar, buradan başka bir noktaya gelmek istiyorum. Garanti Bankası ve Akbank hisselerini incelemek istiyorum. Niçin Garanti ve Akbank'ı incelemek istediğimi ise biraz sonra çizeceğim korelasyonlu grafiklerle, yani endeks ve Akbank, endeks ve Garanti Bankası veya bankacılık endeksi ve Garanti Akbank gibi bunları karşılaştırarak sizlere izah etmeye çalışacağım. Tabii ki bu arada diğer banka hisselerine de kısadan dokunmuş olacağız. Şimdi arkadaşlar, ben bu grafikleri buradan kaldırmak istiyorum. Ve burada görmüş olduğunuz sadece bankacılık endeksimiz bulunmakta. Ve ben bu bankacılık endeksinin üzerine bir hisse yerleştirmek istiyorum. Garanti Bankası'nın bankacılık endeksi ile ilgili olan karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Buradaki amacım nedir arkadaşlar? Bir banka hissesi mevcut endeksten daha hızlı bir hareketlilik içerisinde ise onun bankacılık endeksine oranla daha güçlü bir seyir içerisinde olduğunu anlayabileceğim. Burada arkadaşlar mevcut grafiğime virgül garan yazıyorum ve enter diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci bir grafik daha oluştu burada. Ve ben burada X Bank ve Garanti Bankası hisselerini görmektesiniz. Karışıklık olmasın diye ben Garanti Bankası hissemi farklı bir şekilde görünsün, daha belirgin olsun adına örneğin beyaz yapayım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi çubuklar, kırmızı ve yeşil çubuklar bankacılık endeksini gösterirken şuradaki beyaz çizgim Garanti Bankası'nın performansını göstermekte. Çok net olarak anlaşıldığı üzere Garanti Bankası bankacılık endeksinden de daha hızlı, daha güçlü bir seyir içerisinde. Arkadaşlar şimdi bir de Akbank'a bakalım. Yine virgül diyorum arkadaşlar. Akbank'ın kodunu yazıyorum ve enter diyorum. Bunun da arkadaşlar rengini değiştirelim, daha belirgin anlaşılabilmesi bakımından. Bunu da sarı yapalım. Tamam diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Akbank'ta bankacılık endeksine bağlı olarak bankacılık endeksinden daha iyi bir performans içerisinde. Gördüğünüz gibi onun üzerinde hareket ediyor. Hatta Akbank Garanti Bankası'ndan bir milim bir tık daha iyi bir performans sergiliyor görünümünde. Yine arkadaşlar virgül enter virgül işçe diyelim arkadaşlar. İş Bankası'nın performansının ne olduğunu görmeye çalışalım. Arkadaşlar İş Bankası gördüğünüz gibi bankacılık endeksinden çok aşağıda bir performans göstermiş. Bunu da farklı bir renk yaparsam daha kolay anlaşılacağını tahmin ediyorum. Bunu da arkadaşlar yine beyaz yapayım. Beyaz daha kolay anlaşılıyor çünkü. Evet. Veya bunu kırmızı yapalım olmazsa. Evet arkadaşlar, bunu da kırmızı yaptık. Gördüğünüz gibi tabii şuradaki bölgesel renklerden dolayı biraz flu görülmekte. Evet, İş Bankası hissemin ise bankacılık endeksine oranla oldukça geride kaldığını, daha düşük bir performans gösterdiğini görmekteyim.
Arkadaşlar bir de Yapı Kredi Bankası'na bakalım isterseniz. Evet. Yapı Kredi Bankası da benzer şekilde İş Bankası'yla hemen hemen aynı performans içerisinde, yani bankacılık endeksine oranla daha düşük bir performans göstermiş bulunmakta. Arkadaşlar buradan ortaya çıkaracağım sonuç şu. Gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı çubukların oluşturduğu bankacılık endeksi görünümüne oranla, seyrine oranla Garanti Bankası'nın ve de Akbank'ın bankacılık endeksinin önünde gittiğini, daha iyi bir performans gösterdiğini görebiliyorum. Şimdi burada şöyle bir soru akla gelebilir. Eğer ben bankacılık endeksine ve banka hisselerine bir ilgi göstereceksem, daha az performans göstermiş olan İş Bankası gibi, Yapı Kredi Bankası gibi, Vakıflar Bankası gibi, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası gibi hisselere mi yönelmem gerekir? Arkadaşlar bu sorunun net yanıtını vermek çok zor. Çünkü bütün bankaların aynı hızla ilerleyeceği veya hareket edeceğini ileri sürmek mümkün değildir. Evet, bu bankalar endekse göre geri kalmış olabilirler ve endekse göre bankacılık endeksi veya genel BIST 100 endeksine göre geri kalmış olan bankaların biraz daha hareketli olması, biraz daha bu endekslere yaklaşım gösterebilmesi bakımından hani ucuz kaldı, endekse göre daha düşük seviyelerde kaldı gibi bir mantıkla hareketlenmeleri beklenebilir. Fakat bu konuda net bir ifade kullanmak, bu bankalar illaki ucuz kaldı ve mutlaka ve mutlaka diğer bankaların performansına yetişecektir diye bir kural ileri sürmemiz mümkün değil. Niçin arkadaşlar mümkün değil? Veya Garanti Bankası veya Akbank neden daha hızlı ilerliyor da diğer bankalar geride kalıyor? Burada İş Bankası ve Halk Bankası'nı müstesna tutmak kaydıyla, bu iki bankanın kendi özelinde bazı durumları var biliyorsunuz. Halk Bankası anlatmaya gerek yok. İş Bankası'nın ise hisselerinin hazineye devri ile alakalı bir takım konular gündemde. Bu sebebe dayalı olarak belki biraz geri kalmış olabilirler. Ama bankalar içerisinde de kredi rasyoları, sermaye büyüklükleri veya sorumlu kredilerinin öz sermayeye olan oranları vesaire vesaire gibi kavramlar nedeniyle bankalara yönelik olarak da iyimser veya olumlu bakış açıları değişebilmekte. Şimdi arkadaşlar, bankalarla ilgili genel görüntüyü ifade ettikten sonra ben Garanti Bankası ve Akbank üzerinde biraz inceleme yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, buradan ben Garanti Bankası'na döneceğim direktmen. Bu grafiği bir temizlemek gerekecek. Şöyle yapalım. Yeni bir Garanti Bankası grafiği isteyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, Garanti Bankası hissemizi buraya çağırdık ve Garanti Bankası hissemizden önce bu hissenin detaylarına girmeden önce arkadaşlar, ben şu tabloyu da sizlere biraz izah etmek istiyorum. 1 Kasım tarihi ile 30 Kasım tarihi arasında yabancıların ilgi göstermiş olduğu hisse senetleri arkadaşlar. Bu gördüğünüz tablo. KOZA'ya yönelik bu lot bazında bir değerlendirmedir. Toplam TL bazında bir değerlendirme değil, lot bazındaki değerlendirmeyi dikkate alıyorum. Birazdan TL'ye de bakarız isterseniz. Arkadaşlar yabancılar, gördüğünüz gibi yabancı kurumlar, 1 Kasım ile 30 Kasım tarihi arasında biliyorsunuz bu ay içerisinde biz 90 bin üzerinde tutunmayı başardık ve 92 bin ile 95 bin, 95 bin 500 arasında bir sıkışık seyir içerisindeydik. Bu sıkışık seyir içerisinde belli hisselerde önemli pozisyonlar alındı. Örneğin KOZA'da işte 48 milyon lot civarında bir pozisyon görüyorum yabancıların aldığı ve KOZA'daki hareketlenmeyi de biliyorsunuz. Türk Hava Yolları, şok marketler ve geliyoruz arkadaşlar bankalara. Yapı Kredi Bankası'nın burada önemli bir pozisyon alındığını, Yapı Kredi Bankası'nda önemli bir pozisyon alındığını görmekteyim. Kaç dakika önceki söylemimde Yapı Kredi Bankası'nın bankacılık endeksine oranla daha düşük kaldığını ve bu seviyeleri kapatabilmek, bu aradaki marjı kapatabilmek bakımından düşük kalan hisselerin biraz daha iyi bir performans gösterme ihtimalinin var olduğunu da ifade etmiştim hatırlarsanız. Zannediyorum böyle bir düşünceden de kaynaklanıyor olabilir. Nitekim Yapı Kredi Bankası'nda 35 milyon lot civarında bir alım söz konusu. Tabii bu arada Yapı Kredi Bankası hissesinin ikili seviyelerde olduğunu dikkate aldığımız zaman buradaki lot miktarının fazla olması gayet normalde karşılanabilir.
Garanti Bankası'nın arkadaşlar 28 milyon lot civarında bir yabancı ilgisine maruz kaldığını, yine Akbank'ın 11 milyon küsur civarında bir yabancı ilgisine maruz kaldığını, Akbank'ın da 3 milyon 800 gibi bir yabancı ilgisine maruz kaldığını görmekteyiz. Özetle Kasım ayı içerisinde yabancılar özellikle banka hisselerine ilgi göstermişler. Zaten bankacılık endeksindeki hareketliliği de doğuran önemli sebeplerden birisi de budur arkadaşlar. Yabancıların banka hisselerine gösterdikleri ilgi. TL farkına da bakacağız demiştik arkadaşlar. TL bazında Kasım ayında en çok para 1.6 milyon gibi bir milyar gibi bir rakamla Türk Hava Yolları'na, ardından ise arkadaşlar Garanti Bankası'nı görmekteyiz. Garanti Bankası'nın ardından Akbank'ı görmekteyiz. Özetle arkadaşlar, Garanti Bankası ve Akbank'ın üzerinde özellikle durmak istememin nedeni de yabancının çok ciddi miktarlarda bir para bağladığını ve bu bağlamış oldukları paralar ve almış oldukları pozisyonlar için belli bir niyetlerinin, belli bir düşüncelerinin olabileceğine dair kanaatten kaynaklanmakta. Şimdi arkadaşlar, takas olarak da Garanti ve Akbank üzerinde önemli bir yabancı ilgisinin olduğunu gördükten sonra görmekte olduğunuz grafiğim arkadaşlar Garanti Bankası'nın grafiğidir. Ben bunu haftalık grafik durumuna getiriyorum ve hemen bir Fibonacci çizimini gerçekleştirmek üzere Garanti Bankası'nda önümüzdeki günlerde neler olabileceğine ve içinde bulunduğu teknik durumun hangi seviyeleri olası kıldığına dair bir yorum yapmaya çalışalım. Grafikleri arkadaşlar hassas bir duruma getirmeye çalışıyorum. Evet, bir miktar şurayı da denkleştirdiğimiz anda olay hallolacak. Evet arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, Garanti Bankası için ilk göze çarpan nokta şu anda Garanti Bankası 8.27 seviyesinde bulunuyor. Ve bu hafta 8.38 seviyesini görmekle son dönemlerin, son 4-5 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. 38.2 seviyem arkadaşlar Garanti Bankası için 8.10 seviyesine denk gelmekte. Dolayısıyla 8.10 seviyesi Garanti Bankası'nın önemli bir direnci konumundaydı ve son aylarda maalesef Garanti Bankası bu dirence yaklaştıkça hep geri döndü. Bakınız 4 haftadır neredeyse 8.10 seviyesine yaklaşımlarından geri dönüyor. 8.10 seviyesi 4-5 kere denenmiş bir direnç bölgesi olması nedeniyle Garanti Bankası için güçlü bir direnç noktasıydı ve Garanti Bankası bu hafta 8.38 seviyesini görüp de 8.27 ile kapanış yapmakla bu önemli Fibonacci direncini de aşmış görünüyor. Aşmış derken bu ifadeyi parantez içerisinde şu şekilde değerlendirmem lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar, bir destek veyahut da bir direncin kırıldığından söz edebilmek için minimum 2 kere kapanış yapması lazım o desteğin altında veya o direncin üzerinde. Şimdi bu hafta bu direncin üzerinde kapanış oldu diye kesin olarak Garanti Bankası 8-10 direncini aşmıştır dememiz mümkün değil. Eğer ki bu haftada, şu önümüzdeki hafta diyeyim daha doğrusu, 8-10 üzerinde bir seyir görebilir ve 8-10 üzerinde bir kapanış yaşar isek, evet, bu durumda 8-10 direncinin aşıldığından söz edebiliriz. Hafta içerisinde ilerleyen günlerde ne kadar 8-10 seviyesinin aşağısına gelmediğimizi anlarsak, bu seviyelere yaklaşımlardan bir tepki oluştuğuna net olarak kanaat getirirsek bu direncin aşıldığını hafta içerisinde de anlamamız mümkün olabilecektir. Şimdi arkadaşlar, bu direncin aşılması akabinde Garanti Bankası için bir sonraki Fibonacci hedefi %50 noktasına denk gelen 8.90 seviyesi arkadaşlar. 8.90 seviyesi 8.10 üzerinde kalıcı olabilen Garanti Bankası için bir sonraki direnç hedefi olarak, Fibonacci direnç hedefi olarak değerlendirilebilir ve bu bölgenin yani şuradaki 8.90 seviyesindeki direncin oldukça sert bir şekilde kırıldığını ama burada şuradaki zikzak hareketleriyle bu boşluğun doldurulduğunu dikkate alırsak bu direncin de önemli bir direnç olduğu sonucuna varıyoruz ve bu direncin de aşılması durumunda net olarak destek olabilmesi durumunda belki birkaç hafta içerisinde %61.8'e denk gelen 9.69 seviyesine doğru bir hareketlenme yaşanabilir. Şimdi biz bu hareketlenme olasılığını bir köşeye bırakarak önümüzde 8.10 üzerinde kalan Garanti Bankası'nın
9 seviyelerine doğru yaklaşım gösterip gösteremeyeceğini takip etmek kalıyor. Arkadaşlar, Fibonacci konusunu bu şekilde, Fibonacci'nin öngörmüş olduğu değerleri bu şekilde izah ettikten sonra bir de pivot seviyelerimize bakalım. Sevgili arkadaşlar, bir önceki hafta Garanti Bankası'nın pivot seviyesi 8.03'tü ve 8.25 ve 8.39 seviyelerini pivot dirençleri olarak öngörmüştü. Arkadaşlar, 8.39'a dikkat çekiyorum. 8.39 seviyesi önceki hafta hesap edilen pivot seviyesiydi ve biz bu hafta 8.38 seviyesini görebildik ve 8.38'in 8.39'un üzerine çıkamadık. Dolayısıyla haftalık pivot direnç noktaları net bir şekilde oluşabilecek olan yükselişlerin nereye kadar devam edebileceğini doğru bir şekilde hesap ediyor. Bu sebeple de pivot noktalarını, pivot destek ve direnç noktalarını mutlaka takip etmenizi ısrarla öneriyorum. Şimdi arkadaşlar, bu hafta için Garanti Bankası'nın 8.18 seviyesinde bir pivot noktası oluşmuş. Bu hafta Garanti Bankası eğer 8.18 üzerinde kalmaya devam ederse, en fazla Fibonacci olarak ifade ettiğim, Fibonacci direnci olarak ifade ettiğim 8.10 direnci, 8.10 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşar ise, daha da aşağılar görülmez ise, Garanti Bankası'nın 8.57 seviyesi birinci pivot direnci konumunda. 8.57 pivot direncine doğru hareketlilik olabilir. Bu direncin de aşılabilmesi durumunda ve olası geri çekilmelerde 8.57'den gelebilecek olan kar satışları 8.18 aşağısına gelmeden karşılanabiliyorsa bir kez daha bu 8.57 direnebilir ve buranın da aşılması durumunda arkadaşlar 8.77 ve buranın da geçilmesi durumunda ise 9.16 seviyesi Garanti Bankası'nın bu hafta için pivot direnç noktaları olarak takip edilebilecek olan seviyeleridir. 8.90 seviyelerinde arkadaşlar, bildiğiniz gibi %50 noktamıza denk gelen 8.90 seviyesinde Garanti Bankası'nın önemli bir direnç noktası olduğunu nitekim görmüş bulunmaktayız ve 8.90, 9.16 noktamızda 3. pivot direncimiz olduğu için demek ki 9 seviyelerine yaklaşım söz konusu olduğunda şuradaki 8.77, 8.80 ile 9 aralığında temkinli olmakta yarar görünmekte. Endekste ve özellikle endeks genelinde ve piyasa koşullarında çok önemli bir sıkıntı olmamak kaydıyla bankacılık endeksinin olumlu seyrinin devamını mütakip olarak bu olumlu Garanti Bankası içinde bu olumlu teknik gelişmenin iyimser bir şekilde devam edebileceğini düşünebiliriz. Nitekim yabancı ilgisinin de mevcut olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu yabancı ilgisinin de biraz daha destekleyici ve artarak devam etmesi gerekmekte. Şimdi arkadaşlar, Garanti Bankası'ndan Akbank'a dönüyorum. Akbank'a döndüğüm zaman ise Akbank'ta da benzer bir grafik yapısının olduğunu görmekteyim. Tamamıyla benzer bir tablo söz konusu. Akbank içinde arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da önemli bir direnç bölgesini aşmış. Zorladığı ama son haftalarda geçemediği 38.2'ye denk gelen 7.39-7.40 seviyesindeki direnç bölgesini aşmak kaydıyla kapanışını 7.66 seviyesinden yapmış bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar, 7.66 38.2'ye denk gelen 7.40 seviyesindeki desteğini, bu direnci artık net olarak aştı diyebilmemiz için bu direnç üzerinin, bu direnç seviyesini bir destek konumuna getirebilmeli. 7.40'ın aşağısına gelmemeli. 7.40 üzerinde kalmayı başarıyor ise bu durumda arkadaşlar %50 seviyesine denk gelen 8.03 seviyesine doğru hareketinin devam ettirmesi olasıdır. Buranın da aşılması durumunda ise %61.8'e denk gelen 8.67-8.70 noktasına doğru, bölgesine doğru hareketlilik devam edebilecektir. Pivot verileri itibarıyla baktığımız zaman arkadaşlar, geçtiğimiz hafta için pivot seviyemiz neymiş? 7.59 ve 7.39 pivot seviyemizmiş. 7.40 yani, bildiğiniz gibi 7.40 bir Fibonacci direnç noktamızda aynı zamanda. Ve geçen hafta için 7.59 ve 7.73 seviyeleri pivot dirençleri olarak öngörülmüş ve nitekim arkadaşlar, gördüğünüz gibi pivot sistemimiz yine çok doğru bir hesaplama yapmış. 7.72 seviyesiyle en yüksek değerini görmüş. Nitekim geçen hafta için hesaplanan pivot direnç seviyesi ise 7.73'müş. 7.73'e yaklaşırken burayı geçemeyerek hafif bir geri çekilme yaşamış. Özetle arkadaşlar, geçtiğimiz hafta 7.40 üzerinde
Akbank'ta pozisyon alan bir yatırımcı 7.59'u ve 7.73'e seviyesine kadar yükseliş olabileceğini veya 7.39 veya 7.40'taki önemli direncinin üzerinde kaldığı zaman nerelere kadar yükselebileceğini şu pivot noktalarına bakmak suretiyle algılayabilecektir. Şimdi arkadaşlar bu hafta için Akbank'ta neler olabilir sorumuzun yanıtı olarak ise haftalık grafiğimiz ve haftalık pivot sistemimiz diyor ki Akbank 7.61 üzerinde kalabilmeli. 7.40 seviyesi arkadaşlar biliyorsunuz bir Fibonacci direnç noktamızdı. Bu seviyenin üzerinde kalmak önemliydi ama 7.40-7.60 seviyesini pivot sistem daha çok önemsiyor. 7.50'ye kadar bir geri çekilme olabilir. Bu olasılıkta 7.50'nin aşağısına gelmiyorsa en fazla ihtimal 7.40 ile 7.50 aralığına olası bir geri çekilmede bu bölgeden bir tepki bulmak şartıyla Fibonacci direncinin üzerinde kalabildiğimiz sebebine bağlı olarak Akbank'taki iyimserlik devam edebilir. 7.82 Akbank için ilk pivot direnç noktamız imiş. 7.93 ve 8.15 seviyeleri Akbank'ın bu hafta için olası pivot direnç noktaları olarak görülmekte. Zaten %50 seviyemizde de 8 noktasında da yaklaşık Akbank için 8.03 noktasında da bir Fibonacci direnci bulunuyor. O halde arkadaşlar olası iyi bir haftada, iyimser endeks koşullarında, iyimser piyasa koşullarında Akbank için yaşanabilecek hareketlilikte 7.90'da 8.10 bölgesi aralığına dikkat etmekte yarar bulunuyor. Bir de arkadaşlar Yapı Kredi Bankası'na bakalım isterseniz. Çünkü Yapı Kredi Bankası'nda da önemli bir yabancı alımı mevcuttu. Ve diğer banka hisselerine oranla veya bankacılık endeksine oranla oldukça geri kaldığını söylemiştik. Nitekim arkadaşlar bu grafiğimizde de Yapı Kredi Bankası'nın oldukça geri kaldığını görüyoruz. Çünkü Akbank ve Garanti'ye baktığımız zaman onlar dip noktalarından ikinci, üçüncü Fibonacci dirençlerine kadar bir hareketlenme yaşamışlardı. Ama burada henüz ciddi bir hareketlenme olduğunu görmüyoruz. Yani Akbank ve Garanti'de oluşan tepkinin, dip noktalardan başlayan tepkinin Yapı Kredi için henüz konuşulamayacağını görmekteyiz. Yapı Kredi henüz ciddi bir tepki yaşayabilmiş durumda değil. Dip seviyesine oldukça yakın noktalarda. Neden yakın noktalarda? En düşük 1.67 seviyesini görmüş ve şu anda da 1.73 civarlarında. Arkadaşlar az önce ben Yapı Kredi için ikili seviyeler demiştim. Kusura bakmayın yoğun hisseler içerisinde bazen böyle kafa karışıklığı olabiliyor. Arkadaşlar evet Yapı Kredi Bankası dip noktalarına çok yakın diyebileceğimiz yani gördüğü düşük seviyeye oldukça yakın bir seviyede. Zira bankacılık endeksi bakımından da az önce yaptığımız incelemede oldukça geride kaldığını gördük. Dolayısıyla Yapı Kredi Bankası bankacılık endeksi ve bankalar arasında geri kalmış, düşük kalmış, ucuz kalmış bir hisse olarak yorumlanabilir. Ancak tekrar söylüyorum, ucuz kalmak, geri kalmak demek illaki bir hissenin çok çok ciddi primler yapacağı anlamına gelmez. Burada yabancı ilgisi ve yatırımcı ilgisi esas olacaktır. Bu hafta veya bu ay Yapı Kredi Bankası'na yabancıların bir miktar ilgi gösterdiğini tespit ettik. Ama 1.70'li seviyelerdeki bir hisse için 36 milyon lot civarında, 37 milyon lot civarında bir alım yapmış olmaları çok büyük bir pozisyon aldıkları anlamına gelmez. Yapı Kredi Bankası'ndaki hareketlilik %23.6'ya denk gelen 1.96 seviyesine kadar devam edebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 2.20'li seviyelere doğru hareketlilik hız kazanabilir diyebiliriz arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası'nın diğer bankalar ile arasındaki farkı kapatabilmesi için onun da %38.2'ye denk gelen Fibonacci direnci olan 2.19 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor ki diğer bankalarla arasındaki farkı bir nebze olsun kapatabilsin. Arkadaşlar pivot verilerine bakalım. Pivot verileri itibariyle de Yapı Kredi Bankası için geçen hafta öngörülen pivot seviyesi 1.66 imiş ve 1.73 seviyesi de 1.70, 1.73 ve 1.73 seviyesi ise pivot dirençleri olarak hesaplanmış. Geçtiğimiz hafta arkadaşlar ne olmuş bir bakalım. Evet 1.73 seviyesine kadar yükselmiş. Nitekim şurada görmekte olduğunuz gibi şu dirençten diğer bankalarda olduğu gibi ikinci pivot direncinden milimetrik olarak geri dönüş yaşamış. Yani 1.66 üzerinde
pozisyon alan bir yatırımcı olası bir yükselişte hangi noktalara kadar yükselebileceğini pivot verileriyle anlayabilecekti. Bu hafta için arkadaşlar duruma baktığımız zaman ise Yapı Kredi Bankası için 1.71 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu görüyorum. 1.73 seviyesinden kapanış yaşamış, yani haftalık pivotunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. O halde 1.77, 1.79 ve 1.85. Bu seviyeler bu hafta için Yapı Kredi Bankası adına takip edilmesi gereken pivot dirençleri olup 1.71 aşağısında bir seyir olur ise 1.71 desteği kırılır. Pivot noktası dediğimiz bu seviyenin aşağısına gelinir ise bu durumda 1.69, 1.63 ve 1.61 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilmesi gereken seviyelerdir. Üçüncü pivot direnci olan 1.85 seviyesine özellikle dikkat etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, bankacılık endeksi ve bankalar adına söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibaret. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Şimdilik sizlere iyi akşamlar ve iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın, saygılar efendim.